Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, Kitap Tahlili programıyla yeniden karşınızdayız. Bu haftaki kitabımızın adı Hazreti Muhammed. Kitabımızın yazarı ünlü Rus yazar Tolstoy. Stüdyo konuğum Sayın Faruk Telci Hocam. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. İyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Hocam kitaptan kısaca bahsedecek olursak kitap gizlenmiş bir kitap. Yıllarca basından, medyadan veya işte Rusya'da gizlenmiş, bir şekilde duyulmasını istenmeyen bir kitap. Yazar da ünlü bir yazar. Tolstoy'un çünkü birçok kitabı var ve Rusya'da kendini kanıtlamış bir yazar. Evet. Bu kitabında Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam olan övgülerini, onun hadislerini derlediği şey bir kitap. Tabii kitap Hindistanlı aslında bir yazarın kitabını okuması sonucu oluşturulmuş. Yani Tolstoy yazarımız Hindistanlı bir yazarın kitabını okuyor. O kitaptan esinlenerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis şeriflerini okuduğu bu kitabı burada özetleyerek aslında derlemiş oluyor bir nevi. Evet. Tabii kitabın ilk ismi aslında Muhammed'in Kur'an'a girmeyen hadisleri şeklinde. Evet, doğru. Ama bu uslup olarak da uygun görünmediği için metodik isim, metodik olarak yanlışlık. Yanlış olduğu için daha sonradan ismi düzeltiliyor. Hazreti Muhammed olarak değiştiriliyor. Evet. Dilerseniz siz bir giriş yapın kitaba, ardından detaylarına girmiş olalım. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Yani Tolstoy Rus edebiyatı geçtiğin dünyayı etkileyen, Türkiye'de dokunan bir edebiyat. Hı hı. Fransız edebiyatı var, Alman edebiyatı var, Avrupa yani Rus, Alman ve Fransız özellikle bizi etkileyen, bir de kıyıda bir İngiliz var. Fakat Rus edebiyatçılarının özellikle son dönemde daha bir net bir şekilde bilinmeye başlayan bazı özellikleri ortaya çıkıyor. Mesela Fransız edebiyatçıları özellikle Osmanlı üzerinde çok kötü etkiler bıraktı. Voltaire, Müller gibiler en katı şekliyle din düşmanlığı. Evet. Ki Tolstoy da kendilerinde bir dönem etkilenmiştir. Almanlarda da İslam'a hayranlık duyanlar olmuştur. Ama Rus edebiyatı bambaşka. Rus tarihinde belki de son 300-400 yıllık tarihini esas alıyoruz. İslam'a hayranlığını bildiren, İslam'a, Kur'an'a övgüler yağan 180 tane şair var. Büyük şairler dahil olmak üzere. Yazarları var, edipleri var, işte Tolstoy var. Pushkin var ki onun yeri bambaşkadır. Evet. Yani Pushkin bir dönem İstanbul'da da kalmış. Sürgün yılları da var. 1917 yılında İstanbul'a gelmiş, İstanbul'da kalmış. Fecr suresini şiirleştirmiş. Akşam vakti ezanı dinlerken kendinden geçmiş tabiri caizse. Akşam ezanını şiirlere dökmüş. Hatta not almıştım. Yani böyle bir İslami, bir Kur'an'a bir aşırı hayranlık teslimiyeti var. Mesela and içerim çift ve tek üzerine. Vel fecri ve leyalin ve şef'i vel vetri. Kur'an ifadesiyle. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetri. Ve şef çift vel vetri tek. Kur'an ayetidir. Kur'an ayetini şiirleştirmiş. Evet. Yani Kur'an'la işli dişli olduğunu söylüyor bu. And içerim kılıç ve kutsal savaş üzerine yıldıza yemin ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yine yıldıza da yemin var. And içerim akşam namazı üzerine. Hani illa Müslüman olduğu olmadığından öte bir İslam hayranlığı hep olmuştur Rus edebiyatında. Ama bizim iddiamız okuduklarımızdan, yani eğer bunlar Müslümansa, ki ciddi iddialar var bazıları hakkında, niçin Müslümanlıkları gizlendi? Yani bizi asıl ilgilendiren husus budur. Biz bu hususu çok önemsiyoruz. Mesela Pushkin'den bahsettik. Pushkin'in ölüm yıl dönümünde Dostoyevski şöyle diyor. Burada onun Müslüman olduğu açık bir şekilde gözükmüyor mu? Onunla ilgili bazı şeyler geçiyor. Şiirlerinde Kur'an 17, İncil 13, Tevrat 8 defa geçiyor. Şiirlerinin muhtevası içeriğinden Dostoyevski. Yine Rus edebiyatının büyüklerinden kendisi itiraz ediyor. Yani bir de haykırıyor. Buradan onun Müslüman olduğu anlaşılmıyor mu? Bir Çeçen öğrencimiz var. Mesela diyordu Pushkin Müslümandır. Bilemiyorum onlar nasıl bir eğitim gördü, neden bunu söyledi. Yani Müslüman olduğuna dair böyle bir iddialar var. Şimdi bu iddialar varsa ne kadar doğru? Hakikati sadece Allah bilir, o ayrı mesele. Fakat eğer böyle bir şey varsa niçin gizleniyor? Mesela şu an konuşacağımız kitap, yani komünizm dönemi boyunca zaten gizlenmiş. Tolstoy'un kitapları da bir yere kadar yasaklıydı. Ama çok yakın bir zamana kadar, 90'lara kadar, Sovyetler yıkılıncaya kadar bu kitap bilinmiyordu bile. Sümen altı edilmişti.
Çünkü kitabın macerasına biraz sonra değindiğimiz zaman nasıl, hangi şartlarda yaşayış piyasaya çıktığını bunun delilleriyle göreceğiz. Çünkü bazı mektuplar da var, bu mektuplaşmalar. Yani mesele şudur. Bizim İslam coğrafyamız dışında başka coğrafyalarda İslam'a bir yönelme vardır. Kur'an'la ilgilenme vardır. Kur'an'ı merak etme var, derinlemesine tefekkür vardır. İşte yazarımız Dostoyevski mesela, Tolstoy olsun, diğerleri olsun. Hatta Tolstoy bir ara sürgün hayatı da yaşıyor. O dönemde dahi kardeşine mektup yazıyor, bana Kur'an gönder diyor. Yani iyi tetkik ediyor. Muhammed Abduh'la yazışmaları vardır. Cemalettin Afgani ile, yani İktisat diye bir dergiye veriliyor, röportajda bunları söylüyor. Hı hı. O çağın aktif, Muhammed Abduh kim? Mısır'ın Diyanet İşleri Başkanı, baş müftü diyoruz, Diyanet İşleri Başkanı. Afgani, o genç yaşında İslam dünyasını rüzgarına estiren büyük İslam düşünürü. Ayrıca Rusya'daki Müslümanlarla iletişim halinde, ki kitabın asıl çıkışını hazırlayan Hintli bir alimin hadis kitabını okuduğu için Hint Müslümanlarıyla da iletişim halinde. Yani bu sadece Müslümanlarla iletişim halinde olduğu anlamında değil. Tolstoy Batı'yı da iyi bilen bir insandır. Evet. Yani fakat burada şu var. Kendisi iyi bir eğitim almış. Hatta şöyle hayatını özetlersek, babası zehirlenerek öldürülüyor. Hı hı. 9 yaşındayken soylu bir aileden geliyor. Şimdi Tolstoy küçük yaşlardan itibaren halasının himayesinde büyütülecek kardeşleriyle beraber. Genç yaşta aşırı bir Fransız hayranı. Aşırı İslam düşmanlığı özellikle Avrupa'da, Fransa'da çok şiddetli. İşte bizdeki aydınlanma dedikleri 19. ve 20. asır başları. Hatta Türkiye'de Fransız rüzgarı, yani 40-50 yıl önceye kadar da Türkiye Fransız akımı altındaydı. Biz bunu Kuzey Afrika Müslümanlarından da anlıyoruz. Tolstoy onun etkisine girmiştir. Bir din düşmanlığı dönemi yaşamış. Bu, affedersin, bohemce bir yaşamı sürmüştür. Kumarbaz olduğu dönemler olmuştur. Hoyratça avami tabirle böyle bir yaşam olmuş. Özellikle Fransız akımları. Ama daha sonra Almanya'ya gidiyor, Belçika'ya gidiyor, Fransa'ya dışında İngiltere'ye gidiyor. Daha sonra bu Avrupa macerası dışında iyi bir eğitim de çünkü almış. Müslüman dünyayla tanışınca dünyaya bakış açısı değişiyor. Olayları değişik değerlendirmeye başlıyor. Mesela dedik halası onları büyütüyor. Gel zaman git zaman kardeşlerini kaybediyor. Çocuklarını kaybediyor. İşte onun ruhi bunalım yaşadığı dönem bu dönemdir. Eskiden yani her istediğini yapan, hatta paraları alıp Avrupa'ya gidip kumarlarda tüketen bir insan, hı hı, bu ölüm algısıyla karşı karşıya kalınca, ölüm olgusuyla karşı karşıya kalınca artık her şeyi daha bir farklı değerlendirmeye başlıyor. Biraz da sanırım yaşlılık psikolojisi, ölümü hatırlama. Ölümü hatırlama, evet. Ve bir buhran dönemi. İşte ondan sonra maneviyata yönelme ya da kendi Hristiyanlığı. Zaten hayat hikayesini, hı hı, anlatıyor. Gerçi hayat hikayesini de 23 yaşındayken anlatmış çocukluğunu. Evet. Yani çok erken yaşta başlıyor. Fakat bu olguları dediğimiz itiraflarım, zaten kitabın ikinci kısmı itiraflarımdan oluşuyor. Hı hı. Bu yolculuğunu tabiri caizse orada anlatıyor. Ben orayı okuduğum zaman da aklıma şu geldi. Biz Gazali'yi konuşmuştuk mesela. Gazali'de de böyle bir ruhi bunalım dönemi vardır. Yani bir şeyleri dert eden bir insan, bir şeyler olduktan sonra, mesela Tolstoy'da özellikle ölüm etkili olmuş. Ama evveli vardır. İstediği her şeyi de elde etmiş. Yani bir dedi iki edilmeyen, çok zengin fakat bir boşluk var. O ölümler bu boşluğun üzerine gelmiş, bir arayışa girişiyor. Ondan sonra mesela Gazali'de öyle bir şey oluyor. Genç yaşta elde edebileceği bütün her şeyi elde ediyor ama bir ruhi boşluk hissediyor. Merhum Ali Şeriat'ın hayatında okuduğumda da görmüştüm. Hatta diyor ben ateizme artık gitmiştim. Diyor Mesnevi beni kurtardı tabiri caizse. Ben Mesnevi okuyarak kendime geldim. Yani bu Tolstoy'da onun etkisi de var. Tasavvuf, Nakşibendilerle, evet, de iletişim halinde. Yani tasavvufun gücünü burada bir kez daha görüyoruz. Zaten Sühreverdi de tasavvuf ekolüne mensup biridir. Alınan hadislerde de onu müşahede ediyoruz. Kısacası istediği her şeyi elde edebilen bir insan, her şeyi yaşayan, olumsuz yönleriyle, daha sonra bir bunalıma giren, bu bunalım döneminde işte asıl büyük deha uzman ortaya çıkıyor. Yani büyük bir fikir adamı ortaya çıkıyor. Sadece edebiyatçı değil, çağına damga vurmuş, kendi zamanında yani herkesin parmakla gösterildiği bir sözü, Müslüman'da nasıl vahiy algısı varsa vahiy gibi, Allah'ın emri gibi algılanıyor, o kadar etkili bir yazar olmuştur. Bu da yine maneviyata yönelişiyle olmuştur. Evet hocam. Evet. Hocam tabii aslında şunu da eklemek istiyorum.
Şimdi Tolstoy dediğimiz gibi yani kendi ülkesinde bilinmiş ve saygın bir yazar. O dönemde de hani Hristiyanlık daha çok ön planda. Gerçi Hristiyanlık sonuçta zaten İslamiyet'ten önce köklü bir din olduğu için, evet, geçmişe dayandığı için zaten kalıplaşmış, yani kiliseye bağlı, yani hiçbir şekilde şey olmayan, yani kendiler içerisinde dağılmayan bir din olarak görülüyor. Dolayısıyla hani Müslümanlaşan bir kesim ya da Müslüman olacağını itiraf eden bir yazar o dönemlerde herhalde hoş karşılaşılmayacağı için kendisi de bir dönem gizli tutmuş. Ama sonradan, birazdan da kitapta siz de değineceksiniz dedim, evet, muhtemelen, bazı mektuplar oluyor. Bu mektuplarda bazı insanların onlara Müslümanlaşmayla ilgili yazdığı yazılar ve onun karşısında verdiği cevaplar oluyor. Onlara da inşallah değineceğiz. Hatta birazdan. Hatta bunu söylerken şey aklıma geldi. Kitabı biraz hızlı geçtik. Hı hı. Kitabımız aslı Rusça. Hı hı. Azeri'den Türkçe çevirin Arif Arslan, evet, Hoca, Karakutu Yayınları'ndan, hı hı, çıkan bir kitabımız. Şimdi diyor ki kitabın dört macerası dörde bölünür. Tolstoy dönemindeki Rusça, hı hı, hani Türkiye'de Osmanlıca diyoruz ya, bir, evet, yani aslında Türkçeyini, yani eski Rusçadan modern Rusça'ya çevireyim. Şimdi Dostoyevski bir yerden tercüme edildi. O hadisleri özellikle tercüme ederken bir, iki modern Rusça'ya çeviri, üç Azerice'ye, dört Türkçe'ye. Yani bu kitabın dördüncü basamağı, dil değişikliği olarak, tercüme olarak, evet, okurken bunu göz önünde bulunduralım. Olabilir ki, yani ilk ifadelerle şu an arasında bazı nüans farkları olabilir, bilemiyoruz. Onu bir yere not edelim. Mesela dediğiniz tarzla ilgili Arif Arslan Bey konuyu anlatırken şöyle bir anekdot aktarır. Diyor ben şöyle ilginç bir şey gördüm. Rusların Diyanet İşleri Başkanı Polosin, Alev Alatlı Hanım'ın diyor bir çalışması var. Gogol'la ilgili, Gogol'un yani aklı yönü değil de merhameti bağlamında bir çalışma. O çalışmayı diyor okudum, şok oldum. Diyor Alev Hanım Rus dış, yani bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'na denk gelen onların din işleri başkanının Müslüman olduğunu yazıyor. Ama bunu biz bilmiyoruz diyor. Evet. Yani nasıl gizlediler, ilginç bir şey. Rusya'nın din işleri başkanı Müslüman olacak ve biz bilmeyeceğiz. İşte bu yakın çağda teknolojinin bu kadar geliştiği bir zamanda bu mümkünse, oluyorsa, yapıyorlarsa biz 100 sene öncesini hesap edelim. Yani vefatı 1910 olması lazım. Yani daha geriye gittiğimizde düşünün neler gizlenmiş. Evet. Hani illa Tolstoy Müslüman mıydı, değil miydi? Hakikati Allah bilir. Biz irdeleyeceğiz, anlamaya çalışacağız. Tolstoy bir örnektir. Başka örnekler de var. Pushkin'den bahsettik. Sonra da Müslümanlığını şu an taşlandıranlar da var. Çeşitli iddialar var. Ama hakikatte şu vardır. İnsanların İslam'a yönelişi vardır. Özellikle kendi bireysel çabalarıyla vardır. Yani aslında Müslümanlar için bir uyarıdır. Siz niçin gitmiyorsunuz oraya? Keşke siz gidip ulaştırsaydınız. Kendi çabalarıyla, bir mücadeleleriyle bir İslam araştırma var. Eğer Müslüman olmuşlarsa niçin gizleniyor? İşin böyle bir bizi ilgilendiren tarafı var. Eğer ilmin namusu ise, bilimsellik ise bunu kabul edin. Bunu reddetmeyin. Almanların meşhur yazarları var. Yani öyle ifadeleri var ki yani mesela Peygamber Aleyhisselam hakkında sayfalarca şiirler yazmışlar. Hak peygamberdir diyor. Hatta bir tanesi için diyor yani çocuklarını dahi vaftiz ettirmemiş. Meşhur Alman yazarlarından. Yani ve Tolstoy gibiler yani. Şimdi bunlar niçin gizleniyor? Mesele biraz da odur. Yoksa insanları ne cennete ben alabilirim, hı hı, ne siz. Haş o yetkimizde değil. Hakikat neyse hakikatin avcısıyız. Hakikatin peşindeyiz. Ve birazdan bize düşen destek nedir onu anlamaya, hı hı, çalışacağız. Bir de kendi bir macerası vardır. O nasıl bu hale geldiğini, hangi aşamalardan geçtiğini. Mesela burada anlatılırken Bayan Porohova'dan bahsedilir. Evet. Bu o dönem Müslüman olmuş bir Rus bayandır. Eşiyle Arabistan'da 11 yıl kalıyor. Kur'an-ı Kerim'i tercüme ediyor. Beğeniyor alimler de, yani dili bilenler de. Karşılaştırmalar sonu. Bu bayan Tolstoy'un Müslümanlık üzerine defnedildiğini bildiriyor. Evet. Yani ilginç bir şey. Ha mesela bu kitaba bir hediye de var. Bu kitap yazıldıktan sonra kim tarafından hocam? İnanın ismini ben değil de cevabına odaklandığım, evet, için şu an ismi aklımda değil. Tolstoy'un Cevabı diye bir kitap. Hatta tercüme aslında bir yönüyle de.
tercüme bir kitaptı. İsmini almadım. Onun bir tercümeydi daha çok. Ama sonuçta bir reddiye de var yani. Bir Tolstoy'un cevabı diyor, Müslüman olmadığını söylüyor. Ama bizim yazarımız orada şöyle bir eleştiri yapıyor. Şimdi diyor, bu müellif onun Müslüman olmadığını söylerken dahi Müslümanlığına delalet eden bir anekdot aktarıyor. Nedir? Bu din tartışmaları yoğunlaştığı bir sırada Tolstoy diyor ki, beni iyi bir Müslüman olarak kabul edin. Onun böyle bir mektubu vardır. Ve o reddiye yazan müellif de bu mektubu kendi kitabında yazıyor. Yani güya Tolstoy Müslüman değil diyor. O da ilginç bir şey yani. O kitapta dahi bu ifade vardır. Çünkü dediğim gibi mektuplaşmalar vardır. O mektuplaşmada öyle bir şey var. Ama Bayan Porohova, o dönem yaşayan ve Kur'an'ı tercüme eden, dediğimiz gibi İslamiyet üzere defnedildiğini söylüyor. Bu bir dünyevi şehadettir. Zaten 11 defa yanlış dersem, 13 değilse 11 defa Ortodokslar tarafından, yani Rusya'daki Hristiyanlar tarafından afroz edilmiştir. Hristiyan değilsin denilmiş. Mesela devrimciler onu farklı eleştirir. Rus devleti çarlıktır, onlar onu devrimcilikle eleştirirler. O zamanki Hristiyanlar onu büyük şeytan diye nitelendirmişler. Yani hiçbiri sevmiyor onu aslında. Çünkü hepsini de eleştiriyor. Ha, İslam'a da eleştirileri var. Yani burada şöyle bir husus var. Mesela dinleri soranlara şöyle diyor. Dinler de mükemmelleşiyor. Dinlerde de bir kemalat vardır. İslamiyet'e doğru geldikçe onun ifadesi tercümedeki hurafeler ve uydurmalar azalıyor. Bir yerde mucize diyor. Çünkü olağanüstülükle Brahmanizmden, ilk örneği Brahmanizm üzerine veriyor. Brahmanizmden çok çok fazladır bu tür şeyler. Hristiyanlıkta teslis var ve hiçbir zaman gönlüm kabul etmemiştir teslisi. Asla da kabul etmiyorum. Çok karmaşık bir şey ve kabul edilmez bir şey. İslamiyet bunların en mükemmelidir diyor. Biraz hurafe barındırsa da. Şimdi oradan şunu anlıyorum. Yani acaba mesela kitabın isminde dahi dedik metodik bir yanlışlık var. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'a girmeyen sözleri. Acaba İslam'ı ne kadar tanıdı? Tolstoy'un şahsından öte bu İslam dışı insanlar için geçerlidir. Başka milletler için, İslam'a dahil olmayanlar için. Bunlar İslam hakkında konuşurken biz bazen oturduğumuz yerde eleştiririz. Yanlışımız şu, biz İslam'ın içindeyiz. Gelen, yani bir asırlardır bu toplumun içinde, yani böyle bir gelenekten gelmeyiz. Bu adam İslam'ı ne kadar biliyor? Onun şartları ne? İslam'la ilgili neleri okudu? Mesela Avrupa'da bazıları var, İslam hakkında eleştiri yazmışlar. Protestanların yazdığı kitapları okumuşlar. Kaynak, beslendikleri kaynak. Hı hı. İsmet Özel'in güzel bir tespiti var. Diyor ki, Protestanlık Hristiyanlığın İslamlaşma önündeki son eşiğidir. Yani o Protestanlık bir isyandı, bir karşı çıkıştı. Ama tam insanlar İslam'a girecekken öyle bir yerde durdurdular ki orada her şey bitti. İnsanlar Hristiyanlıkta kaldı, İslam'a gelmediler. Yani onun için bu tür insanların, müelliflerin Müslüman olup olmadığı ya da Müslümanlıktan bahsederken hangi kaynaklardan beslendiği önemli. Mesela bunu çalışırken Kusto var, Kaptan Kusto meşhur. Evet. Kaptan Kusto Müslüman mı değil mi çok tartışıldı. Hatta dile Hristiyanlığa göre defnedilmiş ama ben bu çalışmayı yaparken şöyle ilginç bir şey dikkatimi çekti. Vefatından 5 yıl önce Kusto'nun araştırmalar yaptığı bir vakıf var. Kusto Müslüman olmuş deyince ilginçtir. Kendisi açıklama yapmamış. O vakıf açıklama yapmış. Onun adını. Evet. İlginçtir. Niye öyle oldu? Şöyle bir yorum yapılmış. O aslında bazı araştırmalar yapmak istemiş. Yani maddi destek kaybolmasın diye. Hı hı. Bilemiyoruz. Belki de Hristiyan'dı. Mesela o değil. Ama orada mesela bir soru işareti. Niçin onun Müslüman değilim ifadesi kendisi açıklamadı da ölümünden 5 yıl önce bak. Çok yani zaman da var. O niçin konuşmadı da başkaları konuştu. Niçin bu tür olaylarda bir şeyler mi gizleniyor? Çünkü din Allah'ın dinidir. Birilerinin Müslüman olması iyidir. Yani şu iki, burada iki nokta var. Bir, dışarıdan birileri Müslüman olduğu zaman asla İslam'a minnet etmesinler. Hucurat Suresi'nde Yüce Rabbimiz bunu bildiriyor. Bu sonradan Müslüman olanlara bir mesaj. Evet. İki, Müslümanlar da gerçekten İslam'a faydası olabilecek insanlar için dua etmelidir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Allah'ın bu dini Ömer bin Hattab ya da Amr bin Hişam'la güçlendir gibi duaları. Yani bu dualar yapılır. İnsanların kurtuluşu ve insanın üzerinde etkili olan insanlar için ki kurtulsunlar, cennete gelsinler, Rablerini tanısınlar. Ama ne varsa net bir şekilde ortaya serilebilmelidir, gizlenmemelidir.
Bu açıdan önemli. Evet. Yoksa kendisi dediğimiz gibi yani bunu çok net bir şekilde ifade etmiştir. İslam'a hayranlığını bildirmiştir. O konuda herhangi bir sorun yoktur. Evet hocam. Özellikle şunu da söyleyeyim. Buyurun. Kafkaslar'da da bulunmuş. Kafkaslar'daki Müslümanlardan çok etkilenmiştir. Hayatının dönüm noktalarından biri, hatta Hacı Murat Karamazov kardeşleri onlardan dolayı, onlardan bahsediyor. Yani o dönem o bizzat Müslümanlarla da tanışmıştır. Osmanlı ile bazı savaşlara katılmış ama Kafkas Müslümanlarından çok etkilenmiştir. Hocam şey aklıma geldi. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir, bize aktardığı bir söz vardır ya. Kızı Fatıma ile Medine'den, yani daha doğrusu bir seferden dönerken Medine'de buluşmasında der ya. Kızım der. Babanın, Allah babanın ismini taştan duvardan yapılmış her yere ya izzetle ya da zilletle ulaştıracaktır der ya. Yani burada aslında İslam'ın kendi izzeti, kendi şerefi batıya olsun veya işte Müslüman olmayan kesimlere veya Müslüman olmayan kalplere bir şekilde kendi izzetiyle, kendi şerefiyle ulaşacağı, yayılacağı bir açıkça müjdedir. Yani bu ta Aleyhisselatü Vesselam zamanından bize verilmiş bir müjde. Dolayısıyla şu anda konuştuğumuz Tolstoy gibi, işte Yusuf İslam gibi, yani sonradan birçok Müslüman olmuş önemli İnsan kişilik mi? Var, insan var. Yani bunlar da aslında belki yüzyıllar önce verilen bu müjdenin artık bu süreden sonra daha çok yayılacağını. Mesela Fransız Komünist Partisi'nin kurucularından ve başkanı. Evet. Yani hat edeyim ya, o tür alimlerin ya da entelektüellerin Müslümanlıktan sonra yazdığı kitapları da okurken bizim bir Seyyid Kutub'un, bir Aliye İzzet Begoviç'in yazdığı kitap gibi okumayalım. Evet. Değil mi? Bazen o yanılgıya düşebiliriz. Çünkü onun getirdiği yüklü bir geçmişi vardır. Bir anda her şeyi de böyle mükemmel görmeyelim. Bazen hani her şeyi dört dörtlük, evet, bekliyoruz. O konuları da dikkatli olmak, yani her şey onlar gibidir değil. Biraz filtrelemek gerekiyor. Filtreleyeceğiz. Çünkü bazı şeyleri de diyeceğiz. Bu daha bir aşamada, mesela Tolstoy diyorlar ki, İstanbul üzerinden Bulgaristan'a giderken vefat etmiş. Şimdi bazıları reddediyor. Diyor niye? Halbuki diyor bazıları diyor hacca gitmek istemiş. Yani bir arayış var. Evet. Bir çaba vardır. O çabada hatta öyle diyorlar. Yani alimler bir insan İslam'ı araştırırken vefat ederse de durumu Allah'a kalmıştır. Çünkü o şirk ayrı bir husustur. Kendisi şirki kesinlikle reddediyor. Şirki reddetmişse bir insan, Müslüman olmayan biri araştırma halindeyken vefat etmişse onun durumu normal bir kafir gibi de değildir. Bu konuda kelam kitaplarında İmam Gazali onlar, Abdülkerim el-Cesi ve bazı büyük alim, eski alimler var. Çok farklı görüşler de var, tartışmışlar. Fakat dediğimiz gibi böylelerini değerlendirirken kendimizden kıyas etmeyelim. Onların kendi şartlarında değerlendirelim. Hocam kitapta değinecek çok nokta var ama dilerseniz, evet, bir araya gidelim. Ardından devam edelim. İnşallah. Değerli izleyenler, programımız kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, kitap tahlili programımız devam ediyor. Bugünkü kitabımız yazar Tolstoy'un yazmış olduğu Hazreti Muhammed kitabı. Faruk Tercih hocamla birlikte programın ilk bölümünde kitabı değerlendirmeye başladık. İkinci bölümde de değerlendirmeye devam edeceğiz. Hocam kitabın içeriğinde başlangıç noktasında özellikle dedik ya, Hindistan'da aslında bir yazar bir kitap yazıyor, hadis kitabı. Evet. Yazarımız ondan etkileniyor ve bunu derliyor. Şimdi bu kitapta birçok hadis var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ulaştırdığı ve birçoğu bilinen veya bilinmeyen hadisler var. Evet. Yani bunlarla ilgili özellikle ön plana çıkan hadisler değinmek istediğiniz ya da vurgulamak istediğiniz. Hatta ana başlıklarıyla hocam. Evet. O hadislerle ilgili başlıkta şöyle bir güzel bir yazı var başlığın üstünde. Hani gazetelerin manşeti oluyor ya onun gibi. Kalbimizde Allah'ın nuru vardır. Onun adı da vicdandır. Yani yolculuğun aslında temelini vicdan oluşturuyor. Şimdi evrensel tavsiye diyor. Evrensel tavsiye ne? Girişi de şöyle. Allah'ım sana olan sevgimi bana bağışla. Evet. Sevgiye çok ciddi önem veriyor. Şimdi epey hadisler var. Hadislerin ilki şudur. Allah Resulü Aleyhisselam bir gün hurma ağacının altında oturmuş. Bir savaş sonrasıdır. Müşriğin biri nasılsa bir fırsat bulmuş. Peygamber Aleyhisselam uyurken ağaca asılı olan kılıcını alıyor. Resulullah'ın yani kılıcı da ağaçta asılı. Evet. Aniden alıyor. Bir sesleniyor şiddetli bir şekilde. Bağırıyor. Ya Muhammed! Peygamber Aleyhisselam uyanıyor bir. Şimdi seni elinden kim kurtaracak diyor. Allah Resulü Allah diyor. Deyince şimdi bu müşrik ismini de veriyor. Dösur diye. Allah diyor.
diyor titremiş ve kılıcı elinden düşüyor o heybetten. O şok hali yaşıyor. Yani normalde böyle deyince insan cevap veremez. Allah Resulü kılıcı alıyor. Şimdi seni elimden kim kurtaracak diyor. Peygamber Aleyhisselam onu affediyor. Şimdi affedince Tolstoy yani Peygamber Efendimiz'in bin merhametiyle giriş yapıyor. Adamın Müslüman olduğunu söylüyor. Giderken de diyor en kerim insanın yanından geliyor. Allah sevgisiyle ilgili, Peygamberimizin affediciliğiyle ilgili hadislerden bahsediyor. Hakikatin bir ölçüsü var. Kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa yardım edin. Ya Resulallah zalim olsa nasıl yardım ederiz? Zulmüne engel olursun. O hadisi veriyor. Fakirlerle ilgili epey hadisi anlatıyor. Tolstoy çok zengindir ama fakir dostudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da fakirleri öven hadislerini epey burada vermiştir. Efendimizin hatta eşi Ayşe'ye tavsiyesi var. Onun ise kendisinin fakirlerle gurur duyduğunu. Evet. Yani bu peygamber kralların peygamberi değildir. Herkesin ama burada özellikle fakirlerle ilgili Peygamber Aleyhisselam'ın tasaddukla ilgili fakirlerle beraber yaşam ayrı bir de sürekli maddi durumu iyi olanların diğerlerine sahip çıkmasıyla ilgili hadislerini zikretmiş. Tabi bazı hadislerin kaynağı yok. Arif Bey diyor biz araştırdık bazılarını bulamadık. Hakikaten hani kendim de diyeyim o tür hadisleri ben de ilk kez duyuyorum. Acaba Abdullah Sühreverdi merhum hangi kaynaktan aldı bilmiyoruz. Tasavvuf erbabında biraz o tür konularda daha toleranslı oluyorlar. Mevzu dediğimiz uydurma hadis de olabilir bazıları. Mesela bir hadis için Arif Bey de kaynak vermiş. Keşful Hafa diyor. Keşful Hafa hadis kitabı değildir. Yanlış bir kaynak. Öyle bir kaynak sorunu da olmuş. Empatiyle ilgili bazı hadislere yer vermiş. Hatta bu sadakayla ilgili epey var bu hadis. Şimdi bakınca genel hatlarıyla bakıyorum. Bir hadisi mesela yanlış vermiş. Belki de yanlış vermedi ama o çevirilerde belki gitti. Çevirmenimiz bir yerde onu düzeltmiş mesela. Öyle bir hadis vardır. Bu tarz hadisler vardır. Mesela şu vardır diyor. İnsanlar sana fetva verdikten sonra dahi kalbine danış. Ya zaten Tolstoy'un hayatı öyle değil miydi? Ya da Tolstoy gibiler. Bir çıkış arayanlar hep böyle değil miydi? Yani hep kalbine danışan insan. Kalbine danışan insan hakikati bulur. Yani yeter bir sorgulama saf, var. Sorgulama evet. Ama saf niyetli olsun, iyi niyetli olsun. İyi niyetli olmadığı zaman neye benzer biliyor musunuz? Allah Resulü Medine'ye geliyor, Yahudiler görüyor, hak peygamber olduğunu anlıyorlar. Ama, çok affedersin, hinliklerinden, kötü niyetlerinden strateji geliştiriyorlar. Niyet sağlam değil ya. Diyorlar ki günün evvelinde Muhammed'e inanın aleyhisselam, akşamında deyin ki, ya biz sandık o son peygamberdir, bekliyorduk ama o değilmiş. Ayet geliyor. Bu stratejidir. İlla burada gün de anlaşılabilir, zaman dilimi de olabilir. Yani Müslüman görünüp sonra ben istediğimi bulamadım, aslında bu hak din değilmiş. Bazı bahanelerle İslam'ı içeriden çökertmek. Bu tarz şeyler günümüzde de olabiliyor. Bir kere insan kalbi sağlam olacak. Zaten Müslüman olduğu zaman Müslüman olanlar, İslam'a girenler kalbi saf bir şekilde İslam'a giriyorlar. Yani gerçekten iyi niyetle geliyorlar. Sonra eğer ama kişinin kalbinde bazı beklentileri varsa zaten o beklentileri göremediği zaman en kısa sürede gider. Bir iki bahane bulur sorun değil. Ama insan kalbi temizse yani bütün iktidarını da kaybetse, zenginliğini kaybetse, insanlar onu parmakla gösterse işte şu mükemmel adam hiç önem de vermeseler Yahudi Abdullah bin Selam sahabe oluyor. Onun gibi o kişi vazgeçmez. Bu insanın samimiyetine bağlıdır. Tevazu ile ilgili hadiste var. Meşhur nefisle cihat. İşte en mukaddes savaş diyor. İnsanın kendine galip gelmesidir. Farklı tarzlarla. Tabi bazı hadisler yakın anlamlarla geliyor. Dediğimiz gibi o tercüme süreci vardır. Mesela kadın erkeğin ikinci parçasıdır. Hatta bu yoktur diyor. Fakat böyle bir hadis var. En-nisa'u şakâ'iku ricâl. İki eşit parça şeklinde. Bu bizim yazarımızın bulmadığı bir hadis. Bela ve sabırla ilgili, ilimle ilgili. Saliha bir eş, tevekkül, dünyaya bakış, işte empati, nimetin kıymetini bilmek. Bu tarz hadisler var. Hadislerin bir kısmı dediğimiz gibi kaynağı bulunmamış. O biraz da aldığı alimin. Ama burada o hadisleri verirken de şunu anlıyoruz. Hatta ömrünün sonunda mektuplaşmalarda da o vardır. Birilerinin mektuplarına cevap verirken İslam'la ilgili yazdığı bu risaleyi de gönderiyormuş. Bunu da size armağan ediyorum, okuyun. Ondan sonra mektuplar kısmına gelecek inşallah. İnşallah hocam. Hocam mektuplar kısmında tabii sesini değineceksiniz ama
Bir bayanın yazdığı mektup var. Evet. Yani o benim çok dikkatimi çekti kitabı okurken. Azerbaycanlı olan. Evet. Evet. Kocası Müslüman. Kendi çocukları var. İki çocuğu var. Biri öğrenci, biri de askeri okulda okuyor sanırım. Evet. Şimdi bu iki çocuğu da Müslüman olmak istiyor. Yani babaların dinine geçmek istiyorlar. Rus anayasasına göre o zaman, Rusların inancına göre devlet yasası, kim Rus'sa onunkine girmeleri lazım. İlki o. Evet, evet. Bununla ilgili de bu bayan yani ikilemde kalıyor. Yani çocuklarını kocasının dini üzerine Müslümanlığa mı yönlendirse, yoksa kendi dinleri üzerine mi kalsa diye. Bununla ilgili de dikkat çekici bir mektubu var yazara, Tolstoy'a. Tolstoy'un da kendisine bazı tavsiyeleri var. Dilerseniz onlara değinmek istiyorum. Dediğiniz isterseniz. Gibi yani kadın ikilemde kalıyor ama Tolstoy'a o kadar büyük bir değer atfediyor ki, sizde ilahi bir deha var diyor. Kendisi de Rus. Yani ehli kitap. Hı hı. Ve diyor ben sizin sözlerinize çok itimat ediyorum. Siz işte dedim ya, bazıları onun sözlerini vahiy gibi algılıyor. O kadar çok değer veriyorlar. Tolstoy genel bir dinlerin tahlilini yapar. Brahmanizmi en temele yerleştirir. Bu genel tahlilden sonra en son İslam'a gelir. Muhammed'in öğretileri diyor sallallahu aleyhi ve sellem en mükemmel olanıdır. Fakat dinler bozulurken orada bir yorumu vardır. Diyor bu din kurucuları dini anlatırken bazı mecazi ifadeleri sanki kastediyor. Bazı şeyleri diyor tam söyleyemediler. Onların tabii, onların peşinden gelenler ise daha süslü gösterelim diye tam bozdular. Burayı okurken aklıma şey geliyor. Bazı İslam alimleri olabilir ki diyorlar İsa Aleyhisselam mecazen baba demiştir. Bilmiyorum, öyle bir yorum da var. Yani mecazın hakikate dönüşmesi. Zaten üstadın da bir ifadesi var, çok güzel bir ifadesi var Bediüzzaman'ın. Diyor hakikat avama indiği zaman mecaz. Halka indiği zaman hakikat gibi, gerçek gibi anlaşılır. Çünkü Kur'an'da da böyle bir uslup vardır. Bazen mecazi ifadeler vardır. Avam diyor bunu gerçek gibi algılar. Özellikle bizde bir hikaye kültüründe var. İbret olsun diye anlatılan bazı şeyler, hepsi değil, hakikat gibi algılanır. Şimdi tahlilden sonra şöyle diyor. İslam dini onda harici, tabii olmayan ne varsa hepsini ve atsa Hristiyanlığın ilk haline döner. İlk hali dediği nedir? Üçüncü yüzyıldan sonra diyor Hristiyanlığı bozdular. Evet. O teslis inancının içine diyor o paganizm kültürünü teslisi kattılar ve mahvettiler. Hiçbir şey bırakmadılar. Haliyle diyor bilmiyorum Müslümanlıkta benim bildiğim yüksek esaslı hakikatleri gizleyen yanlış fikirlerden ve mefhumlardan kurtarılmasını derken sonra iki yanlış şeyden daha bahsediyor. Bahailik, bir de Rusya'da bir inanç var. Bunları da eleştiriyor ve diyor ki sizin çocuklarınızın yani geleceği için en iyisi hatta diyor bana kalırsa İslamiyet en üste bırakırım, en üste yerleştiririm. Evet. İslamiyet, o Rusça bir tabir kullanıyor. Hristiyanlıkla ilgili Rusça'da bir tabir var. Onunla kıyas kabul edilmeyecek kadar yücedir diyor İslamiyet. Hatta şurada diyor, kitabımızın arka tarafında. Evet, evet. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, evet. Çünkü Avrupalı özellikle İslam'ı öyle tanıttılar. Özellikle Protestanlar. Yani bu tabiri niçin kullanmış onu da söyleyelim. Avrupa ya da batıl dinleri bozanlar Allah'ın gönderdiği İslam'ı peygamberlerin isimlerine indirgeyerek insan mahsulü gibi gösterdiler ve bozdular. Allah'ı özellikle aradan çıkarmaya çalıştılar. Böyle olunca sanki o peygamber kendisi icat etmiş gibidir. Bu da onun eseridir, etkisidir. Mesela Musevi diyor. Musevi. Ya da Hristiyan aslında Nasara. Orayla İsevilik yani. Sanki İsa Aleyhisselam bu dini icat etmiş. İslamiyet en son haliyle Muhammed Esmi şeriatı. İslamiyet değil de Muhammedizm diyorlar özellikle. Evet. Onu özellikle bir tuzak olduğunu bilirim. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik haça tapmaktan mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, ki kendisi seçme hakkına sahiptir, bu yorumu ben yapıyorum. Evet. Aklı başında olan her bir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammedilik nedir tabiri caizse açıklıyor, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Evet. İşte bu sözünden diyor Müslüman olmuş. Yani kendisi zaten eleştiriyor. Zaten bunu mektuplarında da insanlar tavsiye olarak da sunuyor. Mektup işte zaten, evet, mektubu ben arka dipnot, evet, arka not olarak anlattım. Mektuptaki ifade.
Yani bu o kadar mükemmel bir şekilde. Hani sıkıntı şu. Tolstoy bunu söylediği halde ey Rusya, Hristiyanlar siz niçin gizlediniz? Savaş Barış'ı herkes okuyor, Anna Karenina'yı herkes okuyor, Hacı Murat'ı herkes okuyor. Bunlar herkes hayran. Ölüm Diriliş, İnsan Neyle Yaşar. Çok meşhur romanları var. Ama bunun için bilinmiyor. Bu ifadelerin için gizleniyor. Ayrıca bir Yasnopolyana kayıtları diye bir şey var. Hı hı. Böyle bir durum vardır. Tolstoy'un bir doktoru var. Evet. 6 yıl kendisine hizmet ediyor. Kendisi de diyor ki, ben ona hizmet ederken diyor bir gün dedi ki, bir tanesi bana bir mektup göndermiş. Ve aynı sizin anlattığınız Azeri Müslümanla o bayanın, hatta Tolstoy orada işte o sözlerini söylüyor. Hatta iki çocuğundan bahsediyor. Diyor o esnada orada bir olan birisi şöyle dedi. Belki de oğulları çok eşli olmak için Müslüman olmak istiyorlardır. Evet. Tolstoy diyor ne olur ki? Sanki bizde çok eşler az mı? Bak İslam'a eleştiri laf kondurtmuyor. Yani eleştireceksin burayı eleştirme. Sen bir tevhid öğretisine gel, inanca gel. Evangelizmin üstüne çıkıyor. Muhammed her zaman evangelizmin üstüne, bu doktorun aktarımı, Muhammed her zaman evangelizmin üstüne çıkıyor. O insanı Allah saymıyor. İnsanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. İşte tevhid inancı Muhammed Aleyhisselam peygamberliğini kabul. Yani en büyük Müslümanlık göstergesi bu diyorlar. Zaten bu o değilse nedir? O bu haber gelince de hanımefendi kendi çocuklarına Müslüman ismi verecek. Ki hanımefendi de Rus. Evet. Boris Faris oluyor. Diğeri de Kabil mi oluyor? Şu an? Kelp isminde biri vardı. Evet. O da Galip oluyor. Galip oluyor. Evet. Evet hocam. Yani bu doktorun da itirafı, hatta doktorun bu ifadeleri onun kaynağını da burada veriyor. Bir kitap var. Kitabın 3. cildinin notumu da almıştı. Şu an çıkaramadım. O, yani bu zaten kitabımıza bakanlar görecekler. Hı-hı. Alıntı yapıyor. Orada bunlar hepsi anlatılıyor. Yasnopolyana kayıtları adıyla bir kitap var. Hı-hı. Doktor Bey'in yazdığı. 3. cildin 356. sayfasında veriliyor bu anekdot. Evet. Yani mektuplar böyle. Hem doktorun şehadeti var. Ha, bu mektupları da onu unuttuk. Bu Azeri hanımefendinin. Hı-hı. Bunların torunları bu mektupları İşte 91 yılından sonra götürüp teslim edecekler ve Tolstoy'un bütün eserlerinin yayınlandığı şu an müzede o mektupların orijinalleri vardır. Evet. Yani bu da belge anlamında resim belge. Evet. Hocam bir de şimdi Tolstoy'un itirafları var. Şöyle, yani kendisi bunu şöyle izah ediyor. Ben diyor belli bir süre sonra kendimi bir boşlukta hissetmeye başladım. Yani yaşıyorum, evet sizin dediğiniz gibi zaten soylu bir aileden geliyor. Her türlü şeyi yaşayabiliyorum ama bir tarafımda bir boşluk var ve bu boşluğu araştırmaya başlıyor. Bu araştırma bir süre sonra öyle bir hal alıyor ki artık hayatta sadece yeme içme dışında yaptığı hiçbir şey kalmadan sadece işte bu içindeki boşluğun sebebini araştırıp bu boşluğu giderme çabası içerisinde oluyor ve bununla alakalı da uzun bir süreç geçiriyor ve bu süreç sonrasında da zaten şimdi kitabın yazarı da zaten çevirmeni de Müslüman olduğu iddiasında bulunuyor. Yani bu yöne yöneliş biraz da bu aslında düşünme sonrasında oluyor. Yani bu itiraflarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? O çok önemli hocam. Yani burada Tolstoy bir örnektir. Hı hı. Tolstoy önemli değil bir yönüyle yani. O örnektir. Birçok insanda var. Müslüman dünyasında da böyle bunalım yaşayan var. Avrupa'da aslında hadisatın daha çok ya da Amerika'da şurada burada. Bizim keşke onlara ulaşabilsek. Bu varlık soruları var ya ben kimim? Nasıl, nereden geldim, nereye gidiyorum? Evet, bu soruları kendisi sormuştur. Onların cevaplarını ararken hatta bir prensin hikayesini veriyor. Diyor prens bir gün dışarı çıkar. Arabasıyla giderken şoförle bir ihtiyara denk gelirler. Bu kim diyor ya? Bir işte kambur halde filan. Efendim diyor bu her insan yaşarsa her insanın sonu böyle olur. Diyor prensin morali bozuluyor, eğlencesi kaçıyor, hemen dönelim diyor, geri saraya dönüyor. Evet. Başka bir gün kendine geldikten sonra bir daha çıkıyorlar, hasta birini görüyorlar. Bu ne diyor? Efendim diyor, siz olmadınız ama siz de olabilirsiniz. İnsanın kaderinden biri de budur, hasta olmaktır. Acılar çekecek, feryat edecekleri, bir yani böyle bu ızdıraplar olabilir, herkesi bekleyen bir durumdur. Yine morali bozuyor, tam dünya açılacakken bütün neşesi kaçıyor. Geri saraya dönerim diyor. Uzun bir müddet yine kendine gelmek için uğraşıyor. Gelince bir daha çıkıyorlar. Bir cenazeyle karşılaşıyor. Aynı tarzda cevaplar alıyor. En sonunda diyor ki
Olmaz, böyle kaçış olmaz. Aslında kendini anlatıyor. Yani kendisi bu süreçleri yaşamış, ihtiyarda olacak. Ama her şeyi yapmış, sonuç ne olacak? Cenaze örneği, yani ben de öleceğim. İşte oraya gelince ben bu dünyaya niye geldim? Yaşamı sorguluyor. Özellikle bu hikaye üzerinden yaşam ve aklı sorguluyor. Ben aklımla gittiğimde Allah'ı bulamıyorum diyor. Ama yaşamımla gittiğimde, yaşamımı sorguladığımda buluyorum diyor. Hatta dört örnek verecek, dört yaşam şeklinden bahsedecek. Bunlardan diyor ben dört çıkış, yani bu bütün insanlar için geçerli. Bu ön yönden çok önemli. Diyor bilgisizlik. Yani insan hiçbir şey bilmese mutlu olur. Hayattan korku olmaz. Ölüm aklına da gelmez. İkinci bir husus, epikürcü anlayış, hazcılık, hedonizm diyorlar. Yani ahireti unutmak için sürekli haramları işleme, eğlence, zevk, sefa, ölüm geldi gitti. Üçüncü bir husus, diyor artık her şeyi kabul, yok üçüncü aşama her şeyin üstüne gitme. Bu da her şeyle savaştır. Bütün hayatı savaştan görmek. Dördüncüsü de diyor her zayıflıktır. Her şeyi kabullenmek. Diyor ben bir şey diyor bilmez değilim. Hakikaten mesela bir kendi halinde bir insan çok şey bilmeyebilir. Ezilen bir insan bilgisi de yoktur bazı şeylerde. Kafası rahattır, öyle yaşar. Bazen çok şey bilmek sorumluluk atıyor insana. Mesela peygamberlerin sorumluluğu için çok çok büyüktü. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Alimlerin sorumluluğu çok büyüktür. Çünkü biliyorlar. İkincisi hazcılık. Aslında onlar hakikatten kaçmak için öyle yapıyorlar. Mesela bazen İslam'ı yaşamayan Müslümanlar, İslam'ı yaşayan Müslümanları görünce rahatsız oluyorlar. Niye? Çünkü kendileri yaşamıyorlar. Bu sefer tam gelecekler, bakıyorlar ki biraz yaşayamadılar ya da tamamen unutmak için tamamen eğlenceye veriyorlar. Ama peşlerini bırakmıyor. Bir yerden sonra bazı şeyler tatmin etmeyince ya da inançsızlarda o da onları tatmin etmeyince intihar edebiliyorlar. Sonuçta bir yere kadar gidiyor. Böyleleri yaşlansa da zaten bazıları işte o yaşlılıkta güç bulamayınca, kuvvet bulamayınca, bu hazcılığı yapamayınca zaten intihar ediyor, Allah korusun. O güç savaşı da zaten gereksizdir. Sen nereye kadar gidebilirsin? Sen kiminle savaşıyorsun? Orada da bir çıkış bulamıyor. Yani ve teslim olmak diyor, ben teslim de olamazdım. Ama benim araştırmam lazımdı. Eğer Allah varsa o zaman diyor, burada diyor şu husus var. Yani ben bütün bunları biliyorum. Ama diyor şu yolları da takip etmeyeceğim. Kendileri çareyi de araştırmaya çalışıyor. Fakat diyor burada akılla demek bazı şeyler olmaz. Okudukça vicdan diyor. Bu hayat varsa, bu yaşam varsa, bir sonu da varsa bir anlamı olmalıdır. Bu anlamı bulmak için diyor içimdeki o sese kulak verdim. O Allah'tır. Yani Allah inancına ilk önce ulaşıyor. Allah inancına ulaştıktan sonra eğer Allah inancı varsa hayat yaşam anlamlıdır. Eğer Allah inanıyorsa bu yaşamın anlamı yoktur. Yani yoksa her şey. Mesela diyor ki çok güzel bir cümlesi var burada. Canlı cansız diyor her şeyin mükemmel bir mantığı vardır. Nedir canlı cansız? Mesela inek. Çok affedersin inek mesela. Bu cansız. Bunun da bu yaşam diyoruz ya yaşamın anlamı üzerinden çıkıyor. Bir yaşamın bir anlamı vardır diyor. Her şeyin bir anlamı vardır. İstersen cansız ya da canlı. Mesela diyelim ki insan dışı inek. Ya onun eti faydalı, sütü faydalı. Ya bazı hayvanların şeyi kırpılıyor faydalı. Bazına biniyoruz faydalı. Yani öldüğü zaman kesiyoruz faydalı. Yani her şey faydalı. Evrendeki her şeyin bir görevi vardır. Eğer böyle bir görev icra ediyorsa hepsinin bir canlandırıcısı var, asıl muharriki vardır. O Allah'tır. O Allah düşüncesi diyor beni kurtardı. Eğer o yoksa Rusya kendimi inkar etmem lazım diyor. Kendimi de inkar edemiyorum. Evet. Hatta bir dönem deneysel bilimlere de yönelmiş. O Voltaire onlardan. Oradan da diyor ben bir türlü çıkış bulamadım. Yani çünkü 19. asır hocam, 20. asır bilim, pozitivizm, hatta din gibi sunuluyor. O da diyor benim yarama merhem olmadı. Evet. Çünkü bir yerden sonra tıkanıyor, iş bitiyor. O içimdeki şeyi, ölüm duygusunu bastıramıyor. İlla ki ölüm vardır. O peki ölüm varsa, dünyada sınırlıysa ben niçin bu dünyaya geldim? Yani bu yaşam, yaşam sınırlı. Demek benim daha büyük bir görevim var. Evet. Allah'ı bulduğu, Allah'la bütünleştiği husus burada özellikle yani o cevabını orada buluyor. Hocam zamanımız giderek daralıyor. Az bir süremiz kaldı. Dilerseniz şuna da değinerek kapatmak istiyorum. Yani sizin de son sözlerinizle. Şimdi Tolstoy da diyor ya,
Ben aslında diyor küçükken diyor annem babamın bana öğrettiği dini bilgiler üzerine yetiştim. Evet. Ve bir süre sonra diyor aslında bu yaptıklarımın daha doğrusu öğrendiklerim hepsini yapmadığımın farkına vardım. Ve bir süre sonra bir kısmının yanlış olduğunu farkına vardım. Eksik olduğunun. Sonradan işte bozulmuş olduğunu. Yani taklidi imanı kabul etmeyiş. Tabii. Yani şöyle etmeyiş sorgulama yoluyla aslında. Yani sorgulamasa olduğu gibi yapsa belki şey olmayacak ama sorguladığı için bir süre sonra farklı bir arayış içerisine zaten girmiş. Şimdi işin Müslümanlar tarafına dönecek olursak, şimdi biraz önce de dedik ya Müslümanlık giderek çok şükür artıyor. Batı'da evet. Veya işte Amerika'da veya birçok ülkede artıyor. Bunu işte insanlar tabii ki Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, işte kitapları okuyarak esinlenerek şey yapabiliyor, gerçekleştirebiliyor ama niye biz Müslümanların yaşayışlarıyla olmasın, niye bizim yaşayışlarımız onlara bir örnek teşkil etmesin diye soru da gelmiyor değil. Yani siz evet. Bununla ilgili bir şey söylemek ister hocam, misiniz? Hocam hatta onunla bağlantılı şuradan bir iki yaşamın anlamı üzerine araştırma yapmış da bir iki cevapla bağlayayım. Hı-hı. Belki bu bizde ne kadar eksik. Evet. Mesela diyor yaşamın anlamını sorgularken şu diyor bende oluştu, dert. Yani bir şeyleri dert etmek. Ali şeriatının bir ifadesi diye sen ne kadar derdin varsa o kadar insansın diyor. Dertli evet. Olmak iyidir. Bir şeyi dert etmek önemlidir. Eğer bu duygu varsa. İkinci bir husus da diyor, insanı karşılıksız seven kimdir? Annedir. Şefkate geliyor. Ve diyor ben bunun üzerinde çok düşündüm. Birinin beni severek dünyaya getirdiğimi kendimden diyor saklayamadım. Biri beni sevmiş ki getirmiş, o Allah'tır. Şimdi biz Müslümanlarda belki şunu söyleyelim, bizim derdimiz ne? Yani oraya ulaşmak için demek bir kere dert edinmemiz lazım. Biz dert edinirsek emin ol oralara kadar gideriz. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anh nasıl İstanbul'un dibine gelip gömüldü? İşte bak Tolstoy'un bu derdi vardır. Müslüman nihayet anlamda olduğu olmadı. Ama bir dert sahibiydi, bir derdi vardı, bir endişesi vardı, bir maksadı vardı, bir şeyler arayıştaydı, bir arayışı vardı. Biz Müslümanları da İslam'ı dert edinmemiz olursa yerimizde duramayız. Evet. Bu derdimizin olması lazım. İkincisi bu şefkati yine oraya bağlayacağım. Hakikaten bizim şefkatli olmamız. Yani başka insanlara İslam'ı giderken özellikle hani bazı tekfirci akımlara bir reddiye, yani biz insanların cehennemi değiliz, cenneti olmalıyız. İnsanlar bizi görünce cennete koşmalıdır. Biz nasıl İslam'a geldikse, merhum Seyyid Kutb'un da ifadesiydi, ben istiyorum ki başkaları da cennete gelsin. Benimle beraber yol arkadaşım olsun, bunu artırmalıyız. Biz bir kere bunu yine buraya geliyor, derde geliyor. Bu derdimizin de şefkatimizle bütünleşmesi lazım ki oralara kadar da gidebilelim, örneklik sahibi olalım. Mesela o dert sahibi Müslümanlar ta Orta Asya'ya kadar gitmiş, sahabeler var mezarları. O dert onları götürmüştür. O derdimiz olsa zaten hocam İslam'ı güzel yaşarız. Güzel bir örneklik gösteririz inşallah. Hatta en son Rusya ile ilgili şöyle bir bağlantı yapalım. 20-30 milyon civarında Müslüman var Rusya'da. 20-30 milyon civarında. Entelektüel kesim de çok Müslüman oluyor okuyanlar. Ama özellikle halktan Müslüman olanların çoğu şöyle oluyor. Affedersin sarhoşluk çok yaygın içki. Aile düzeni yok. Ciddi bir aile yaşamı yok. Müslümanlardaki o aile mefhumunu görünce anne baba çocuklar bu düzenli yaşamı gören Ruslar özellikle Müslüman oluyorlar. Çünkü kendilerinde aile mefhumu yoktur. Onun için aile mefhumu önemlidir. Başka yerdeki Müslümanların örnekliği önemlidir. Türkiye için de geçerlidir. Çünkü herkes İslam'ı bizim gibi aynı ortamda yaşamıyor. Bir de Rabbim bize İslam'ı dert etmeyi nasip etsin inşallah. Peki hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşleriniz için. Değerli izleyenler, Kitap Talih programımız burada sona ermiş bulundu. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.